Son zamanlarda Maryland Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri'nden çeşitli alanlardaki uzmanlar, NASA tarafından tasarlanan Handy adlı bir bilgisayar modelini kullanarak kıyamet senaryolarını formüle ettiler. İşte dünyanın sonunu getirebilecek 7 korkunç felaket olasılığı. Geniş çaplı bir nükleer savaş. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan son olaylar, 3. bin yılın başında mümkün görülmeyen bir dünya savaşına aslında ne kadar da yakın olduğumuzu ortaya çıkardı. Savaş sırasında çok zor durumda kalan ülkelerin nükleer güçlerini kullanmak zorunda kalmasını düşünmek gerçekten korkutucu. Uzmanlar en iyimser bakış açısıyla bile olası bir nükleer savaşın dünyayı tamamen yaşanmaz bir hale getireceği konusunda hemfikirler. Geçtiğimiz günlerde bir nükleer silah uzmanı, Rusya tüm nükleer cephanelerini konuşlandırsaydı dünyanın bir kısmı yaşanmaz hale gelirdi ve bildiğimiz gibi bir dünya artık var olamazdı, dedi. Salgın hastalıklar. 2019 yılı, yani 21. yüzyılın başında onca bilimsel ve teknolojik gelişmeye rağmen COVID-19 salgını insanlık üzerinde inanılmaz etkiler yaptı. COVID-19 tüm sonuçları ile birlikte sahneye girdiğinde karar vericilerin halka açık konuşmaları aniden değişti. Son derece savunmasız bir dünyada yaşadığımızı, bilimin daha gidecek çok yolu olduğunu açıkça ortaya koydu. Bir pandeminin insanlığı sona erdirmesi kesinlikle olası değildir. Ancak gerçek şu ki, doğada olduğu gibi toplumdaki her şey domino etkisine tabidir. Ünlü İngiliz araştırmacı Jim Bendel, COVID-19 pandemisi yakın gelecekte yaşanacak diğer büyük dengesizlikler için sadece bir provadır diyerek bu anlamda henüz kıyameti yaşamadığımızın sinyallerini verdi. Gıda krizi. COVID-19 pandemisini izleyen ekonomik krizden ve askeri çatışmaların tırmanmasından önce bile uzmanlar büyük bir gıda krizi nedeniyle çağdaş dünyanın sonu hakkında uyarılarda bulunuyorlardı. Biyoçeşitlilikteki dramatik düşüş nihayetinde gıdalarımız için bir tehdit oluşturuyordu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, bugün gezegende tüketilen toplam gıdanın %75'inin yalnızca 12 bitki türünden ve 5 hayvan türünden geldiği konusunda defalarca uyarıda bulundu. Burada sadece 3 tahıl, pirinç, mısır, buğdayın insanlar tarafından tüketilen kalori ve proteinin %60'ını sağladığını bilmek gerekir. Bu çeşitleri etkileyecek bir hastalık veya bu tahılların üretimini tehlikeye atabilecek diğer nedenler yaygın kıtlığa neden olabilir. Örneğin 18. yüzyılda İrlanda'da küf patates tarlalarını yok etti ve yaklaşık 1 milyon insan öldü. Balıkçılık sektöründe stok büyük ölçüde sömürüldü. İstatistiklere göre 2048 yılına kadar Pasifik Okyanusu'nda hiç balık kalmamış olabilir. Bütün bunlara bir de içme suyu krizi eklendi. Mevcut koşullar altında içme suyu israfı devam ederse tüm gezegen 2030 yılına kadar tüm içme suyunun %40'ını kaybedebilir. Küresel ısınma. Küresel ısınma çok uzak olmayan bir gelecekte dünyayı yaşanmaz hale getirecek. MIT'ye göre gezegendeki en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olan Kuzey Çin Ovası 2027 yılına kadar dayanılmaz sıcak dalgalarıyla karşı karşıya kalabilir. Önümüzdeki 10 yıllarda küresel ısınma nedeniyle yaklaşık 1 milyar insanın göç etmek zorunda kalacağı tahmin ediliyor. 2100 yılına kadar Basra Körfezi'ndeki çoğu ülke küresel ısınma nedeniyle yaşanmaz hale gelebilir. Pakistan, Hindistan ve Bangladeş'teki sıcaklık insan vücudunun korumasız hayatta kalma kabiliyetini aşabilir. Araştırmacılar 35 derecenin üzerinde bir sıcaklık ve buharlaşmayı önleyen %100 nem seviyesiyle insanlar sadece 6 saat içinde ölüyor, diyorlar. İnsanın doğayı kontrol edebileceğine olan inancı en büyük hatadır. Tıpkı tüm bu felaketlerin uzak ya da yalnızca dünyanın herhangi bir yerinde olduğunu düşünürken yaptığı hata gibi. Gelişmiş ülkelerdeki aşırı tüketim ve bencillik gezegenimizde yaşamın temellerini sarsmaya devam ediyor. Volkanik patlama ve kalıcı kış. Olası dünyanın sonu senaryolarının çoğu bir doğal afetle ilgilidir. Örneğin yaklaşık her 100 bin yılda bir güneş radyasyonunu birkaç yıl boyunca baskılayabilen bir volkanik patlama meydana gelir. Bu koşullar altında yüzlerce kilometre küp kül ve kaya atmosfere salınacak, gezegeni kalıcı bir kışa sokacak, herhangi bir bitkinin büyümesini engelleyerek kıtlık ve salgınlara neden olacaktır. Dünyada böyle bir felakete neden olabilecek en az 30 volkan vardır.
Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yellowstone Yanardağı uyanacak olsaydı tüm gezegen için felaket olurdu. Yellowstone Yanardağı en son 600 bin yıl önce patladı ve şimdi böyle bir felaketi önlemek için çeşitli çözümler aranıyor. Dev Göktaşı. 66 milyon yıl önce yaklaşık 10 kilometre çapında dev bir göktaşı dünyanın yörüngesinden geçti. Hiroşima bombasının 5 milyar katına eşdeğer enerji yayarak atmosferdeki ısıyı 1000 santigrat derecenin üzerine çıkardı. Bu olay dinozorların sonunun açıklamasıdır. Daha da tehlikelisi dev bir kuyruklu yıldızın birbiri ardına mega darbelere yol açarak parçalanması olacaktır. Ayrıca iki nötron yıldızı arasındaki çarpışma veya bir kara deliğin patlaması uzayda korkutucu gama ışını patlamalarına neden olacak ve bu da dünyanın ozon tabakasını yok edecektir. UVB ışınlarının dozu fitoplanktonlar için öldürücü bir düzeye ulaşacaktır. Fitoplanktonlar besin zincirinin tabanında yer alır ve gezegendeki fotosentez faaliyetinin yarısından onlar sorumludur. Dünyanın çekirdeğinin soğuması. Dünyanın manyetik alanının kaybolmasına yol açacak olan dünyanın çekirdeğinin soğuması olayı aynı zamanda dünyamızın da sonu anlamına gelecektir. Manyetik alanın yokluğu güneş rüzgarının dünya atmosferine girmesine izin verecek ve güneş rüzgarının artması durumunda gezegenimizin yüzeyini son derece tehlikeli enerji parçacıklarıyla bombalayacaktır. Böyle bir durumda dünyadaki bütün yaşam biçimleri yok olacaktır. Bilim adamları şüphesiz panik yaratmak peşinde değiller. Ama bizi gezegenimizin sonsuz olmadığı ve evrenin doğal evrim döngülerinin ötesinde eylemlerimizin farkında ve sorumlu olmamız konusunda uyarıyorlar.